Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamlar. Son videomuzdaki izlemeyenler için hemen bir hatırlatma yapayım. Çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Çok güzel kuşlarımızı vereceğiz. Ekstra zaten son videoda kuşumuzu, hediye edeceğimiz kuşumuzu gösteriyoruz videoda. Bir de ekstradan ben kendi beslediğim 3 tane kuşumdan daha vereceğim sizlere. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bugün yavrularımızı görüyorsunuz. Hepsi dışarıda maşallah. Hepsi gayet sağlıklılar, çok güzeller. Kirlimiz ve beyazımız havada uçuyorlar. İlk önce bugün arkadaşlar kirliyi bıraktım. Artık bir bakayım tekte dedim durumuna. Kuş çıkarmadan tekte kirliyi izleyecektim. Kirliyi bir bıraktım. İnanın 5 dakika görebildim sadece. 5 dakikadan sonra kayboldu kuş. Nereye gitti, ne yaptı, ne etti bilmiyorum hiç. Sonra aman tanrım, onu atlayıp oyun yaparsam var ya. Maşallah. Evet. Artık görüyorsunuz. Başladılar arkadaşlar. Yani geç bile kaldılar da. Yavaş yavaş yokluyorlar. Bugün üçüncü kez yokladı kirli. Hep beraber bakıyoruz şimdi, izleyeceğiz. Neyse, kirliyi kaybettik. Yarım saat falan göremedim arkadaşlar. Sağa sola aradım. Etrafımdaki kuşçuları falan aradım. Sordum hepsine. Dedim gördünüz mü? Yok. Bir de neyden korkuyorum? Görüyorsunuz 3 tane uçuyorlar yani. Normalde 2 tane uçuyorlar. Normalde üçlüydü bu grubumuz. Dün 40 kanadımızı kaybettik arkadaşlar. Muhtemelen atmaca aldı. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaştık. Kuşları bıraktığımda 40 kanat yok. Ama bu ikisi resmen böyle panikle, korkuyla geldiler direkt. Yani o da muhtemelen bir saldırı falan oldu bunlarda. Evet. Uslu durmuyorlar. Aferin. Evet. Görüyorsunuz inemiyorlar. Yavrularımız durmuyor ki hayvanları büyütsün. Normalde böyle yapmayacaktım yani. Bir iki tane kuş çıkaracaktım. Bakacaktık durumlarına. Evet. Aferin oğluma. Beyazımız. Aferin. Ne kadar fark etmiş değil mi arkadaşlar? Bu kuşları 2 gündür uçurmuyordum yani. Havalardan dolayı. Bugün havayı güneşli gördük gene. Hemen bıraktık ama çok soğuk. Eksi derecede şu an havalar. Bıraktık oğlumuz. Oğlum diyorum artık. Yani erkek olacak. Kaybolduğu için korktuk birazcık. Hemen beyazı da bıraktım arkasına. Baktım ondan sonra bulutta gene yükseldi beyaz. Uçumları çok güzel ikisinin de. Bayılıyorum ya maşallah. Arkadaşlar şu taraflarda üniversiteler var. Üniversitelerin o taraflardan geldi. Yani ne yaptı oradalarda, nasıl uçtu anlamadım. Acaba bir şeyden mi gördü, yürüttü gitti bilmiyorum ama gerçekten yarım saat kayboldu yani. Korktum ben de vallahi kaybedeceğim diye. Çok şükür geldi. Maşallah durumları çok iyi. Şu an tam istediğim seviyeye geliyorlar. 1-2 gün sonra net bir şekilde inşallah izleriz bunları. Ama uçumlarına devam etmemiz lazım. Yoksa sıkıntı, geriye sararlar. İnişlerini falan gördünüz. Yani 1-2 gün öncesinde bazen takla iniyorlardı, bazen taklasız perdahlı iniyorlardı. Ama artık sıkıyorlar. Bu saatten sonra taklalı şekilde inmeleri lazım. Çok çok ekstrem bir durum olmadığı sürece sürekli bu hareketleri bekliyoruz bunlardan artık. Yavrularımız da uçuma geliyor yavaştan. Bunları bilerek dışarı çıkarıyorum ki alışsınlar, etrafı tanısınlar, görsünler iyice. Ama durmadılar. Yerde çok pırıltı verdiler. Birazcık daha uçabilirdi uçlarımız. Yani 40 dakika falan civarı uçtular. Bugün daha fazla zorlamayacağım onları. Yeterli. Zaten artık başlamışlar.
Yarın daha güzel olurlar inşallah. Da şu arkadaşı tekte bırakıyorum, kirliyi beni biraz ürkütüyor. Ürkütmese gayet güzel olacak da. Maşallah ama ya. Kalem gibiler hepsi. Vitaminlerini sürekli eksik etmiyoruz. Haftada bir vitamin veriyorum. Dün kalsiyumlu su verdim bunlara. Eczaneden bulabilirsiniz arkadaşlar kalsiyum tablet. Mutlaka verin kuşlarınıza yani. Zaten sürekli bir de taş toprak yemeleri çok önemli kuşlar için. Kırmızı mineral falan çok böyle aslında yararlı olduklarını düşünmüyorum ama kuşlar çok seviyor. Yine de mümkün olduğunca az şekilde verin. Yeriniz, imkanınız varsa yayılmalarına izin verin arkadaşlar kuşlarım. Onlar çok önemli. Güneşli günleri kış aylarında kaçırmayın. Mutlaka çıkarın. Tüylerine, kanatlarına güneş değsin kuşlarım. Güneş kuşlar için çok önemli. Görüyorsunuz sağlık durumları, form durumları gayet güzel. Daha anne babanın yanından almadım zaten. Hepsi anne babaya bakıyor hala. Sadece şu arkadaki ikilimiz hariç. Onlar da neredeyse uçuma geldi ama şunları bekliyorum. Birlikte uçuracağım hepsini. İyice güçlensin bunlar da. Sizinle birlikte kümesimizin son durumlarına bakalım. Şöyle. Buradaki arkadaşları hemen bir kontrol edelim. İkinci yumurta yapmışlar mı? Evet. Atmışlar ikinci yumurtayı da. Bunları yatırsam mı yatırmasam mı kararsızım. Çünkü deneme kuşu bunlar. Bir bakalım dedim. Kızım. Evet, burada büyük ihtimalle arkadaşlar boz kirlilerimiz geliyor. Boz kirli diyorum bakın. Dumanlı kirli falan değil. Boz kirli gelecek muhtemelen, bakalım. Bir an heveslendim beyaz mı geliyor diye de. Beyaz değilmiş. Buradaki bebeklerimiz de gayet güzel. Sağlıklı, anne babamız çok iyi bakıyor bunlara. Maşallah her şey yolunda. Burada alanımız tekrar yumurtaya yatıyor. Bunlardan bir çift daha yavru alacağım. Yumurtayı bıraktılar, yatıyorlar. Burada kısır dişimiz. Mükemmel bir annedir. Babamız yatıyor. Altlarında dediğim gibi yan kümesteki Arap ve Yanar Döner'in yumurtaları var arkadaşlar altında. Onlar yumurtaya yatmamışlardı. Buraya getirdik. Hatta onlar da bir yumurta daha atmışlar tekrar. Daha iyi oldu böyle. Ben tutmaz diye düşünüyordum, bir deneyelim şansımızı diye. Çünkü dışarıdaydı yumurtalar. Üstlerine yatmadılar bir gün. Hatta donmuştur diye düşünüyordum ama yumurta tutmuş. Dün kontrol ettim. Damarlanmıştı yumurtalar. Gayet güzel, sevindirici bir haber o da bizim için. Şimdi bu arkadaş ve bu arkadaşın keşke imkanım olsa da ayrı ayrı yerleri alabilsem kümeslerden ayırıp. Şöyle. Aslında bir çift eşhanem daha var ama onları da koyamıyorum dışarı. Burada bir yere. Keşke öyle bir şeyimiz olsa. Bunları ayrı bir yere alıp yemlemelerini falan tek kontrollü şekilde yapmam lazım. Bursa kontrolü yaparak yedirmem lazım bunları artık. Çünkü çok yem yememeleri lazım. Zaten yemiyorlar. Oyuna düşen kuş çok fazla yemiyor da. Gene de dikkat etmemiz lazım. Ağırlaşmamaları lazım. Böyle hafif tüy gibi, lastik gibi olmaları lazım. İnşallah. Sen niye öyle duruyorsun? Güneşi gördün, yayıldın. İngil. Aferin, bugün hoşuma gittiniz lan. Havalar çok soğuk. Ben de birazcık hafiften bir şifaya kaptım galiba. Ama sıkıntı yok. Bu işi yapıyorsak mecbur arkadaşlar bu durumlara. Yani hazırlıklı olmamız lazım. Kalın giyinmemiz lazım. Yaz kış demiyoruz. Aslında bu mevsimlerde ilk önce seyis kendini düşünmesi lazım. Kendisini de ezmemesi lazım. Kuşları da ezmemesi lazım da işte. Duramıyoruz arkadaşlar, duramıyoruz yani. Kuşlar heveslendiriyorlar bizi. Ha bugün oldu, ha yarın olacak. O yüzden devam ediyoruz, duruyoruz aynı ufak fırsatta. Bu sevda farklı bir sevda. Birazcık daha güneşlensinler. İyice böyle bir kanatları ısınsın. Ondan sonra yerlerini alacağım. Yan kümese gidip yan kümeste uçumlarımıza devam edeceğiz şimdi. Evet, sizinle o az bir şey de olsa kuşlarımızın son durumunu paylaşmış olduk. Havada görmüş oldunuz.
İnşallah yarın daha güzel tek tek böyle yarın bir gün önümüzdeki hafta yani böyle güzelce bir sefer videoları gelir. Hepsini izleriz, değerlendirmemizi yaparız arkadaşlar. Durumlar böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatayım. Son videomuzu izlemeyenler mutlaka izleyin. Çekilişimize katılın. Yapmanız gereken sadece kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve içinizden ne geliyorsa bir yorum yapmak arkadaşlar. Yani çok memnun oluruz. Çekilişimize katılmanıza, kanalımıza destek vermenize çok seviniriz. Hep birlikte daha güzel bir geleceğe inşallah. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.